ayı yaklaşıyor. Merkür yeniden geriliyor. Gökyüzü çok sert. Sert günlerden geçiyor. Merkür gerilemesi burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Zeynep Turan canlı yayında açıklayacak. Bitmedi. Podyumların 3 güzel, 3 özel mankeni Tuğba Özay, Tatyana ve Elif Ece Uzun keyifli sohbetleri ve özel açıklamalarıyla her şey dahile geliyor. Perşembe mi bugün? Perşembe. Bir randevum vardı da oradan hatırlıyorum. İyi ki de hatırladın. İyi ki de ne randevum var? He? Ne randevum? Önemli bir randevum var. Nasıl mesela? Nasıl önemli? İş mi? Aşk mı? Ne? İş. 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 Ne? İş mi gerçekten aşk mı Allah aşkına? Yok be iş ya. Aşk. Valla. Aşk yok mu sende? Aşk olan var mı aranızda? Bir tane bile yok mu? Arayan var. Kocasına aşık olan. Arayan kim? Bak, arayan kim? Kocasına aşık arayan olan. Arayan var. Ver mikrofonu ver. Gelin verin mikrofonu. Kocasına aşık olan. 15 sene var, oldu yani. 15 senedir arıyor musun? Arıyorum. Aşk arıyorsunuz. Evet. Evlenmedin mi hiç? Evlendim canım. Üç doğru tane programa geldiğinizde var. Emin misiniz? Seda ablayan tarafta ama olsun biz de buluruz. Önemli değil. Ama... Yok evlilik programı istemiyorum. 15 yıldır. Nasıl bir şey arıyorsun mesela? Nasıl bir şey? Yani, nasıl bir nasıl şey, bir şey derken? Bir şey diye nitelendirmen çok iyi nasıl oldu. Nasıl bir adam arıyorsun yani? Aa, fiziği düzgün olacak. Yani kriterlerim. böyle bu şeyden sonra beni yaşatacak birisi. Yani. Şey ne derken? Yaşatacak mesela? Ne yaşatsın yani mesela? Şimdi, bir ayağa kalk görsünler seni bakayım. Evet. Ne yapsın mesela? Nasıl yaşatsın seni mesela? Hani çok parası mı olsun yoksa? Yok parayla alakası yok da şimdi. Mesela ben 17 sene çalıştım. Artık emekli oldum. Bundan sonraki yaşamımda... Rahat yaşamak istiyorum. Rahat yaşamak, keyif sürmek istiyorum. Daha önce evli miydin? Evlilik mi yaşadın? Evlendim. İki tane çocuğum var. Allah bahsettin. 15 sene önce ayrıldım. Ayrıldın. Niye ayrıldın peki? Ayıptır hani yani şey özel bir nedeni yoksa. Geçimsizlik yani. Aldatıldım. Ne? Aldatılmış o yüzden ayrılmış. İyi etmişsin canım boş ver. Ne? Sanki çok şaşılacak bir şeymiş. Hayır aldatılma böyle bir şey geldi bana. Ne geldi sana? Yakaladın mı yoksa? Evet yakaladım. Yemin et. Evet. Aa. Nerede? Nerede? Hanımın evinde yakaladım. Hanımın evinde bastın gittin. Evet. Ay. Helal kız iyi ki basmışsın vallahi bak. O zaman şimdi isim neydi? Mine. Mine ablamıza bundan sonraki yaşamında emekli Mine ablamız onu rahat ettirecek. Hem maddi hem manevi olarak bundan sonra ömrünü rahat bir şekilde geçirtebilecek bir beyefendi arıyoruz. Eğer bulursanız Seda ablayı aramayın önce bizi arayın. Önce bizi bir testten geçin yani ondan sonra arayın. Bizim programı her şey dahil olduğu için aşk da dahil yani olabilir neden olmasın. Dün gördünüz işte bu Selahattin abiyle Kerim Ana ablayı gördünüz. Tam dur daha var daha var daha 5. ay. Tam gününe gelmişsin. Evet, Zeynep Turan bugün bizlerle beraber olacak. Ne bulsun ablacığım? Ağustos'a kadar olacak. Ne bulsun ablacığım? Boğa burcu. Hayırlısıyla Ağustos'a kadar inşallah. Ben inanıyorum. İnşallah. Ekim'e kadar olacak. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler ablacığım. Mikrofonu verelim size. Ben inanıyorum. Oldu. Ne oldu? Yok abi bir şey sürekli bir şey sen bir günaydın da aç programı. Sürekli bir şeyler söylemek gerekiyor. Aç programı günaydın. Ekranların başındaki izleyenlerimiz stüdyodaki birbirinden hayattan beklentili seyircilerimiz özellikle de efendim isim neydi? Mine ablamıza her şey dahilden günaydın! Konuklarımız da öncelikle Arişan bizi anons etsin. Evet az sonra şöyle bir gökyüzüne bakacağız. Gökyüzünde neler oluyor? Merkür tekrar gerilemeye başlamış. Bu Merkür gerilediğinde biliyorsunuz hayat tamamen değişiyor. Elektronik eşyalar bozuluyor. Aşklar geriye gidiyor. Evliliklerde çatırdamalar oluyor. Efendime söyleyeyim özel ilişkilerde bir takım sıkıntılar meydana geliyor. İş ilişkilerinde anlaşmalar bozulabiliyor. Bayraklı yerde işiniz olabiliyor.
böyle bir takım şeyler olabiliyor. Ama genelde ne olduğunu sevgili Zeynep Turan az sonra bize anlatacak. Onun dışında 3 tane uzun boylu, 3 tane bunun gibi insan çağırdık. Bunun gibi insan diyor, ne ayıp şey ya. Kendileri yılların mankenleri ve bu işi gerçekten layıkıyla yapmış 3 isim. Evet. Şimdi de bir mankenlik okulu açmış. Ya. Manken olmak isteyen izleyicilerimiz. Genç kızlarımız. Genç kızlarımız. Mankenliğin yaşı var mı kız? Genç mi olmak lazım illaki? Şimdi bana küfür ediyor gibi oldu şu an sen bana. Hayır, yaşı var mı yani? Evet. Hani fizik devam ettiği sürece yapabilir misin? Ne oldu? Merak ettiğim yapabiliyoruz şey yani şu anda bir sıkıntı yok. Fizik senin önemli. Senin yaşın daha ne senin yaşın daha? Ne demek yani, millet 15 yaşında başlıyor mankenliğe, 36 yaşındayım yani. Canım, sen de 15 yaşında başladın. Yani evet, ben de neredeyse 17 yaşında başladım. Mankenliğin yaşı tabii ki var. Yani mümkünse 36 yaşına kadar yapmamanızı tavsiye ederim. Peki o zaman o 3 güzel bayanı davet edelim. Şöyle bir gözümüz gönlümüz 3 özel bayanı çağıralım. Tuğba Özay, Tatiana Tsikeviç ve Elif Ece Uzun. Boylara bak maşallah ya. Alişan bugün sen yandın. Neden? Girsene. Bak iyice böyle olmasın. Alişan'ı çekme laf. Neden? Yazık, yazık. Neden yazık? Allah aşkına Alişan. Ama gerçekten sen kısa değilse hiç kendini kötü hissetme. Biz yani kısa normal bu, standart. Bu galiba Türkiye'nin en uzun mankeni sensin galiba. Standart uzun tabii canım. 1.82, Çağla 1.82. Yok 2. Biz seninle aynı boydayız. Sen iyisin. Ben iyiyim yani. İyiyim, sen normal, iyiyim. Normal evet, boyutlarda. Evet ben normalim. Elif de çok 1.80 uzun. 1.80 tabii ya. Yani böylelikle şu anda anlıyoruz ki evet. Türkiye'de gerçekten hani modelleri diyorlar ya. Gerçekten çok güzel kızlarımız var yani. Öyle doğru. Değil mi? Canım mikrofonu yani söylersen duyamadık. Bir daha. Aa doğru. Dedim ki. Duyulmadığı için. Bir de ben özellikle headset istemedim ha. Diyorum ki hani şu görüntüden de anlaşılacağı üzere efendim. Türkiye'de gerçekten çok güzel kızlarımız var değil mi? Aa olmaz. Yani hani sadece... mankenleri vesaire hani çok pofoflanıyor ama... Biz kendi değerimizi önce bilelim diyorum ama ben. Ama işte 1.80'in üstünde olduğu tavuğu, zaman anladım. 1.80'in üstünde olduğu zaman şeye bulmakta zorlanıyorsun. Ne? Hayat, kocu bulmakta. Hayat arkadaş tabii. Ne alakası var? Allah Allah. Allah. Şimdi buyursun. Ben isterim ki kız arkadaşım şurama gelsin, göğsüme yaslansın. Sen kendi boyuna göre oluyorsun. Senden bir sürü uzun insan var yani. Bir sürü uzun bak, insan. Bak bir şey söyleyeceğim. Var. Hani oranda uyut. Şimdi 5 parmak gördüğün gibi böyle hepsi birbirinden uzun, kısa falan derken bunlar yatağa yatınca bak hepsi aynı boyda oluyor. Ya bir de arada yani o yüzden o yüzden boya mı takılıyorsun evet. Yani ha? Aşık olduktan sonra boy mu önemli? Önemli, boy önemli. İnsan olsun önce, boş ver. Ya sen de şimdi tribün oynama insan olsun. Tabii ki insan. Maymun istemiyor musun? Sevgili bulamıyor. Tabii ki olursa ne mutlu da olmayınca da insan. Senin var mısın? Onun çöpü, bunun sopu, onun üzüm bir çekirdeği derken. Bir saniye, evli misin? Değilim. Var mı? Yok. Şu anda. Sen boşanıyorsun sen zaten. Sen... sen... Elif sen tabii nişanlı canım, ben bir ay şimdi... Yok ben nişanlı değilim artık. Attınız nişanı. Evet. Atmış dışarı ama nişanlanmış ya sonuçta. Ne demek yani bu? Anladım, bulamıyorum. Boyla değil, buyla. Peki bir dakika. Boyla değil, buyla. Bir dakika, boyla boyla. Sen peki hiç boyla, buldun boyla. Mu? Buldun mu sen? Buldum ben, neler buldum da. Ha, deli kaçırdılar. Hadi canım, hadi canım ya. Bize laf sokuyorsun da ama kendisi yani. Ne oldu cicim, ne oldu? Sadece bence hiç uğraşma. Ya, hiç uğraşma, sen çok fena olursun bugün. Peki, şimdi özellikle güzel bir haberleri var. Ben çok şahit olduğumuz bir şey değil bu. Bu bir ajans değil, bu bir mankenlik okulu. Evet. Birazcık bize anlatır mısın? Tatyana'dan başlayalım şöyle. Ya biz aslında zaten... Nasıl bir araya geldiniz? Ne ya yaptın? Biz zaten uzun zamandır beraber podyuma çıkıyoruz. Ve şöyle dedik ya hani biz bunu neden insanlara aktarmayalım dedik. Ama bu sadece manken okulu değil. Yani bütün bayanlara, genç kızlara, aynı zamanda bir de erkekler de bize başvurabilirler. Mesela şey hani... Zerafet, zerafet okulu gibi. Evet. Yürüyüş, oturuş. Oturuş, evet yani kıyafet dışıma vesaire yani o yüzden sadece manken değil. Değil. Peki Alişan başvursa Alişan için neler yapabilirsiniz? Onunla var ya uğraş hiçbir yani zor. Olmaz. Zor. Gerçi deneyeceğiz yani hani bir bakalım nasıl oluyor. Bir kere zaten baksana yani böyle şey gibi kambur duruyor. Duruyor. Yani şöyle bir düz dur ki boyu biraz uzansın. Ha aynen. Alişan'ın biraz
proporsiyon şeyi var, sıkıntısı var omuzlarda. Dur bakayım bugün var mı bir şey? Üstüm oynamayın bak, 4 kişi bu üstüm. Aynen. Sen yandın zaten bugün. Bugün bir şey koymamış, tamam. Peki Tuba, biraz da senden dinleyelim. Nasıl bir araya geldiniz? Tabii iş ortaklarımız var. Murat Bey ve Şamil Bey bizimle birlikte. Kendileri bize bu teklifle geldiklerinde açıkçası ben çok heyecanlandım. Sevgili Elif, sevgili Tatyana zaten uzun yıllardır birlikte de çalıştığımız insanlar ve aynı zamanda bana yıllardır da şu soruluyor. Yani Tuğba Hanım işte bir model ajansı, hani kime başvurabiliriz, kimlerden eğitim alabiliriz vesaire. Hatta ben podyumları bırakalı işte 5 yıl oldu biliyorsunuz. Bıraktıktan sonra da herkes şunu bekledi. Hani bir ajans açacak mı acaba diye. Tuğba Özay? Çünkü güvenilir adres arıyor insanlar haliyle. Ve bu üç güzel isim diğer iş ortaklarımızla birlikte bir araya gelince evet artık güvenilir adres akademi bundan sonra 10 Mayıs'tan itibaren şu an öğreneceğiz var mı? Başvurular mı? Başvurular başladı, devam ediyor. mekyak.com.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz efendim. En güvenilir, en doğru adres ve aynı zamanda biz orada hem podyum yürüyüş, zarafet dersleri veriyoruz ama işte beden dilini kullanma, mimikler yani bir anlamda ekrana da hazırlayacağız o insanları. Bizim dışımızda eğitmen arkadaşlarımız da olacak. Nasıl oturacak, nasıl kalkacak, değil mi? Bir de sadece hani modellik yapmak isteyenler değil. Örneğin ev hanımları bile belki kendi yeteneklerini keşfetmek isteyebilir veya hatta işte artık Türk kadını kendine daha bakar hale geldi diye düşünüyorum. Tabii işte giyim, kuşam, kıyafet konusunda da belki danışmak isteyecekleri şeyler olabilir. Hani bu anlamda biz onlara çözümler getireceğiz ama tabii ki tüm bunların dışında yeni yetenekleri, genç yetenekleri keşfedeceğiz ve onları podyumlara hazırlayacağız. Belki televizyon dünyasında kazandıracaksınız. Tabii ki. Tabii ki. Herkesi yapabilir misiniz yani hani bu yetenek mi lazım yoksa? Yok. Herkes podyuma çıkamaz bir kere. Podyum değil, yani, podyum değil. O, hani ben, o zarafeti o en azından sizin kadar. Podyum yürüyüşten ibaret değildir. Var mı yani, şu an denemek isteyen? Mesela ben, buyurun gelin evet, siz. Evet, hanımefendi gayet de güzel bir bayan. Hadi bakalım. Başka bir, gelmek bir bakalım isteyen, mesela, ben birazcık ne gibi yanlışlar? Vücudumuzu tanımamız gerekiyor. İşte bak örneğin demin aslında Tati doğru bir şey söyledi. Tati. Yani hani duruş. Biz ona Tati dediğimiz için yıllardır artık Tati o, bizim Tati'miz. Duruş çok önemli. Yani insanlar mesela oturduğu zaman bile işte hemen bir anda böyle kamburlaşıyor. Hayır. Dik durmak gerekiyor. Vücut proporsiyonunu doğru. Bilmen gerekiyor. Evet, bilmen gerekiyor. Bir görelim bakalım. Kullanman gerekiyor. Şu da var. Yürüyüşün ötesinde kıyafeti taşımanın da bir adabı var değil mi? Abiye tuvaletle aynı değilsinizdir. Tabii. Üzerinizde kaban varken aynı değilsinizdir. O da çok önemli. Bir bakalım bakalım. Şimdi hocaları olarak. Var mı kitapla eskiden mankenlik şeylerinde kurslarında benim annemler döneminden hatırlıyorum. Benim annem de eskiden modellik yapmıştı. Allah'ım nasıl güzel, Allah'ım nasıl güzel. Annemi görseydin yemin ediyorum inanamazdınız yani. Böyle var mı sizde bu şey eğitim? Ama böyle de yürünmez yani, ki bu evet. Odunda. Allah'ını sopa sever. Aynen. Gibi, böyle de tövbe estağfurullah. Hey. Böyle attıracaksın ki onu. Zor yani bunu ama. Hani bazısı şöyle yürüyor falan bu ya. Arada hani Çağla, onun için değil mi? Biz arada workshoplar falan da yapmak istiyoruz. Bir gün seni de konuk etmek isteriz. Zaten hayranın olacak mutlaka hepsi. Zevkle bir gelirim. Dersimizde seni de konuk olarak alıp bütün bugüne kadar yaptığın şeyleri dinlemek isteriz. Çok peki, mutlu olurum. Mi? Zevkle katılırım vallahi. Konuğumuzda bayıla bayıla. İlk öğrenciniz de evet. Şöyle isim neydi? Benim adım Seda Nur Bıçakçı. Seda Nur kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. Beni peki, ne kadar seviyorsun söyle. Çok seviyorum Çağla abla. Bursa'dan geldim. Uludağ Üniversitesi'nde okuyorum. Ay kendisini yavrum. Görmek için buraya peki, geldim. Peki ne öğrenmek istersin mesela bu üç hanımda? Hani ne eksik sende mesela? Özellikle dik durmayı öğrenmek isterim. Pilates dersi alıyorum ve ben dik duramıyorum. Heh. Bu yüzden puanlarım düşecek diye korkuyorum. Ay canım benim bunu... ya. Yıllar önce benimle de ilgili böyle bir sorun vardı. Tabii biz uzun boylular. En büyük sorun bende de bunu, var aynı bunu şey. Yaşıyoruz çok maalesef ki ben eski yüzücüyüm. Yüzmenin çok faydasını gördüm. Sporun çok faydasını gördüm ama Uğur Kaneriz o zamanlar işte kaç daha 16 yaşındayım. Ve yürürken bir bakıyorum hani omuzlar böyle. Düşüyorsunuz. Uzun olunca bir bel uzun olduğu için biraz. Ne yaptılar? Nasıl açtık biliyor musunuz bunu? Sopa. Yani sopa. Sopayı kollarının arkasına koyuyorsun. Şu şekilde. Ben vallahi en iyisi headset aynen, alayım. Aynen şu şekilde yapabilirim. Bir yürüsün bakayım, bir yürüsün bakayım nasıl. Ya sopamız var mı acaba? Atıp kitleyebilirim. Selfie çubuğumu alayım ben. Geriye doğru bir dakika. Şöyle bir yürü bakalım mesela. Geriye, bir dakika dur. Önce bir dikliği halledeyim. Şimdi omzun böyle ya. Omzunu geriye al. Burada kitle. Kitle burada. Kırdı kızın kaburgasını, kırdı dik durdu. Şu şeydeki, burada kitlersen buranın düzlüğünü sağlarsın arkadaki, ama burayı da kasmaman gerekiyor. Diyeceksin. Burayı kasmayacak. Dik duruşu öğretiyoruz şu anda.
Sen bir yürü bakayım, ne kadar kıvraksın. Bir yürü bakayım. Bir yürüme müziği yapın. Yürüme müziği. Bak yürürken böyle diyor bak. Çağla abicim seni çok seviyorum biliyorsun. Kız ben seni yerim. Onun gibi tabii yerim. Ki yürüyemez. Hani o başka yürüyor da. Çok izliyorum bakıyorum ama olmuyor. Biraz anne, da kilometre işi yürümek de benim. Yani yaptıkça güzelleşiyor. Bizim zaten dünyayı herhalde birkaç kez bir dönmüşüzdür. O kadar. O bu bir gerçekten kilometre işi. Tabii çok çalışmak çok lazım. Gidiyor. Böyle durduramıyorum kendimi bazen. Ben de öyle yürüyorum yani. Bazısında da şey sorunu oluyor. Hani elleri ve bacakları aynı anda aynı yönde kullanıyor mesela. İşte sol bacağı atarken sol kolda gidiyor falan. İşte orada dengesizlik başlıyor zaten. Matematik işi esasında. Hani işte 1-8 yürüyüş, 2-8 yürüyüş, işte bir tam dönüş, yarım dönüş, bakış, evet. Dön işte. Böyle bir siz yürüseniz de bir görsün şöyle evet, bir ya. Seda, Seda'ydı değil mi canım? Seda'cığım seni alkışlarla alıyoruz. Teşekkür canım benim. Şimdi asıl modellerini de görelim ama. Modellerimizi bir görelim. Hayır şimdi şöyle Allah, bir, Allah Allah. Biz değil, biz değil. Biz değil, evet biz değil. Buyurun kızlar. Hayır aynen ama olmaz. Benim hadi şöyle. Dördünüz oraya geçtiniz daha burada. Tuğba sen bu kadar konuştun. Hadi göster bu zaman. Önce sen bir tur sonra Ece atsın. Tabii tabii şöyle gelin. Ama mikrofonun altı Tuğba. Emin ediyorum Darya adım atamıyorum. Elbisemin altı dar üstü dar. Ver müziği ver. O zaman Ece yürüsün önce. Elbisemin altı dar baksana adım atamıyorum. O yüzden ikisi anlıyorum. Biz bazen öyle kıyafetler giyiyoruz ki elbisenin alt kısmı mesela çok dar gerçekten yürüyemiyorsun. Ama ne yapacaksın? Modacı yapmış. Sen onunla yürümek zorundasın. Ama ayağını açabildiğin yani aralık şu kadar bak. Evet. Şimdi böyle nasıl yürüyeceksin aynen. Düşün. Aynen. Şu, bak, şu an ben o durumdayım. Açamıyorsun bacağı. Mini olmasın rahat velev oturayım ki, diye. Velev ki böyle bir elbiseyi taşımak zorundasın. Aynen. Profesyonelliğini göster o zaman bize. Velev ki profesyonelliğini göster yürü. Gerçekten. Velev. Gerçekten. Yürüme neyse hadi. Oluyor 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 oluyor. Olmaz mı ya? Tın 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 You're the one who needs to keep on working. Keep on working. Keep on working. Sırada süper. Düşmeye var. Düşmeye ay, hadi gel hadi senle yürüyelim. Hadi biz birlikte yürüyelim. Ya bu başka programları seyrediyor galiba. Helal olsun. Bak, çok ne ya? Bir karizma, bir karizma. Bir özellik. Böyle bir... Tamam şimdi dağlardan. Başka. Hayır ben yürümeyeceğim. Ben artık yürümeyeyim. Ben artık yoruldum yürümekten. Hayır yürümüyorum ben. Bir de peki. Sen yürü. Hayır ya yürümeyeceğim. Yürü. 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 Bir şey söyleyeceğim. Çağla. Çağla Şüker yürüyüşü diye bir şey hadi var. Hadi ver şu kitabı. Ver ona da müzik ver. Ona da müzik ver. Hadi bakalım. Maşallah. Şimdi, süperdi. Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım? Bir ufak... Koşalım şimdi. Hayır, koşalım. Tuğba'nın, sevgili Tuğba Özay'ın bir röportajı var.
röportajı izleyelim. Ondan sonra şarkı da dinleyeceğiz efendim. Ondan sonra Zeynep Turan da gelecek. Sonra onlarla küçük bir yarışma da yapacağız. Daha neler yapacağız, neler hadi inşallah be. Programımıza süper yetiştirmeye çalışacağız. Ama önce Tuba ile yaptığımız röportajı izleyelim. Sonrasında buradayız. Ünlü manken Tuğba Özay'dan özel hayatına dair samimi itiraflar. Ay böyle burnumun direği sızladı şu anda. Podyumların sevilen mankeni Tuğba Özay özel hayatına dair kameralarımıza çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kalbini hop diye, hop diye, hop diye hoplatacağım seni yerinden zıp diye, zıp diye, zıp diye zıplatacağım. Öncelikle ünlü mankenin neler yaptığını soruyoruz. Tuğba Özay ne yapıyor? Sizi görmediğim süreç içerisinde tabii çok şeyler gelişti. Bunlardan bir tanesi Pardon Bekar Mısınız adlı tiyatro oyunumuzdu. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir komedi. Ben orada üniversiteli bir genç kızı canlandırıyorum. Yeni albüm hazırlığında. Yeni bir albüm çalışmam var. Esasında albümle birlikte gelmek istiyordum size ama yetiştiremedik hala. Önümüzdeki ay inşallah yeni albümümüzde de sevenlerimizin karşısında olacağız ama çok güzel şarkılar. Tarzı? Yine pop ama slowlarım çok güzel. Ayrılıklar, ayrılıklar acıtır diye bir şarkım var örneğin. İnançsız aşklar diye yine bir şarkım var. Hepsinin sözleri tabii bana ait. Şarkılarıyla mesaj göndermeyi de ihmal etmiyor ünlü manken. Kötülükler Kraliçesi diye bir şarkı var ki onu camiadan birine yazmıştım ben. İlk kez açıklıyorum diye. Birinin hareketlerinin çok sahte olduğunu gördükçe bir anda böyle bir ilham geldi bana ve Kötülükler Kraliçesi, Sahte İyilik Elçisi, Sanar Kendini Dünyanın 8. Şahanesi diye bir şarkı yazmıştım. Bir de yeni bir sinema filmi projesine başlıyoruz. Sivas'ta çekimlerine başlayacağız. Orada da ajan rolünde olacağım. Kariyerinde oldukça yoğun bir dönem geçiren Tuğba Özay'a biraz da aşk hayatını soralım. İtalyan eşiyle evliliği bakalım nasıl sonuçlandı? Boşanma gerçekleşmedi. Daha sonuçlanmadı. Eşimle geçtiğimiz sene böyle bir karar almıştık, boşanma kararı. Mayıs ayında aldık biz bu kararı. Yalnız bizim aramızda sevgisizlik, saygısızlık yok. Ben hep şey derim yani herkese hani Allah böyle kayınvalide nasip etsin diye. Çünkü düşünün ki benim şarkımı anladığından değil ama sadece klipteki o görüntüden, o melodiden etkilenip duygulanan, ağlayan, bana sarılıp hani beni alkışlayan insanlar var karşımda. Çok güzel bir aile. Eşimle benim aramda yine söylüyorum hani sevgisizlik ya da saygısızlıktan dolayı bir ayrılık kararı alınmış değil. İki ülkede artık yaşamak çok zor. Yani 7 yıl oldu. 7 yıl boyunca hep fedakarlık yapıyoruz. Bugün benim işte ne bileyim bir şeye ihtiyacım olduğu zaman anında eşim yanımda olamıyor. Veyahut da onun da aynı şekilde. Yani o da eve geldiğinde ne bileyim bir çorba önünde olsun değil mi? Yani biz hala eşimle flört ediyoruz. Boşanma kararı sonrası kendimi çiftliğe kapattım. Mayıs ayında biz bu kararı aldığımızda tabii ki yani çok kolay olmadı. Yani bu çok zorlu bir süreç. Ben 1,5 ay boyunca kendimi çiftliğe kapattım. Ailemle birlikte geçen yaz. Bir şiirler yazdım. Şarkılar çıktı o dönemde. Romantik şarkılar eşinize miydi? Yani tabii ona da yazılanlar var. Boşanmaktan ziyade hani bir arada olmayı ve benim her şeyi bırakıp İtalya'ya yerleşmemi teklif etmeye başladı. Şimdi bu da çok ütopik bir düşünce. Yani kolay bir karar değil bu. Yani ben 21 yıllık meslek hayatım, ben çocuktum. Tuğba Özay olduğunda, insanlar beni tanımaya başladığında ben çocuktum. Ve bütün hayatımı ben işime adadım. Burada sevenlerim, ailem, sorumluluklarım, kariyerim, bunları düşünmek zorundayım. Hele ki şu yaşta, şu gençlikte, şu üretkenlikte çok zor. Eski eşim duruşmaya gelmedi. Ekim ayında boşanma davası açtım. Ekim ayından geldik Mayıs'a neredeyse ve iki mahkeme geçirdik.
Eşim ikisine de gelmedi. Dedi ki hayatımı ben, hani kalbimi kapadım. Yalnızca sen varsın ve sonsuza dek de sen olacaksın dedi. Yani çok güzel şeyler bunlar. Tabii ki çok güzel sözler. Yani her kadın böyle sevilmek, böyle güzel sözler duymak ister. Annelikle ilgili de düşüncelerini soruyor Ayça. Çocukla ilgili çok çok hayallerim oldu. Ay böyle burnumun direği sızladı şu anda. Şu anda böyle bir aman aman çok da fazla bir çocuk özlemim yok. İlk evlendiğinde, bize geldiğinde ben sana söylemiştim. Dedim ki... Alişan'ın bir lafı vardır. Mesafeler uzak. Ne demiştim ben? Ben ne dedim? Ben ne dediklerim çıkıyor ama. Şimdi böyle yapayım. Ben ne dedim Tuğba? Buraya geldiğinde ne dedim Tuğba? Ne demişti Alişan sana? Yani iki ülke arasında zor olacağını söylemişti Alişan. Ama tabii bunu birçok yakınım, dostum da söylüyordu. Biz... Sen de sonuçta düşünüyordun ama... Ya biz herhalde aşkla evlendik. Hani böyle bir mantık evliliği falan yapanlar olur ya, öyle bir şey yok. Çünkü bunu yazan çizenler de oldu. Hatta işte acaba gerçekten evlendi mi yoksa sahte mi falan diyenler de olduğu için hani medyada bir kısım insanlar bunları yazdılar. Yok, biz gerçekten çok severek evlendik. İlk 3 yılı çok güzeldi. Sürekli işte ben İtalya'ya gidiyorum, eşim İstanbul'a geliyor. Hani iki ülke arasında bir yaşamı kurmuştuk ama sonra artık yani zaman geçtikçe hani istekler, beklentiler farklılaşmaya başladı. İşte eşim özellikle hani burada yaşamayı denedi esasında. Hı, hatta burada burada işler de yapmaya gayret etti ama şimdi eşim İtalya'da hem sosyal hayatı açısından hem iş hayatı, kariyeri açısından çok iyi noktada bir insan, çok iyi yerde bir insan ve orada standartı da biraz iyi olan insanın Türkiye'ye adapte olması zor. Sen denedin mi orada yaşamayı? Ben de denedim. Sen orada çalışmayı düşünmedin mi? İlk 3 sene evet, yani bunlarla ilgili girişimlerim oldu. Hatta bir takım çalışmalar da yaptım. İtalya'da da çalıştım ama sonra Türkiye'de kariyerimle ilgili değişiklikler yapmam gerektiğine inandım. Ve işte müzikle ilgili çalışmalarım, işte podyumu bırakmam. Her şey böyle arka arkaya dizilince burada... Çıkmaza girmem. Aldığım kararlarda evet, çok emek harcamam gerekiyordu. Yani girmiş olduğum yolda da emek harcamam gerekiyordu. Ve işte müzik çalışmaları vesaire derken... kopmalar belki de o zaman başladı. Eskisi gibi İtalya'ya gitmemeye başladım. İşte eşim bu sefer hani işini benden daha çok düşünüyorsun demeye başladı. Yani söylemlerimiz değişti ve geçtiğimiz yıl eşim dedi ki hani senin geleceğin açısından da benim geleceğim açısından da özellikle senin mutluluğun açısından hani herhalde böylesi daha doğru olacak dedi. Çünkü o istiyor ki hani İtalya'ya yerleşeyim, işi gücü bırakayım diyor ki hatta şu anda da işte senin hani hiçbir şeye ihtiyacın yok. Gel İtalya'da ne istiyorsan hani o şekilde yaşa, her türlü imkanım var falan ama hani bu çok zor bir karar. Yani bir, düşünsene yani ben her şeyden vazgeçiyorum. Aşk uğruna gidiyorum. Bir sene sonra ne olacak? Boşandın. Çünkü çok büyük aşklar, yani neler bitmedi ki? Ve mantığımı kullanmak durumundayım burada. Geçen hafta anneme öyle bir üstü kapalı dedim. Bak dedim giderim ben falan. Ya, hani bir de evin tek kızıyım, tek çocuğuyum. Tek evlatlarıyım. Hani... aileye de çok düşkünüm biliyorsunuz. Anne babacı bir tipimdir. Peki ben anlamadığım şu. Şimdi yani, bu kararı mesela eşin söylemiş sana. Ama iki mahkemedir mahkemeye gelmiyor. Boşanmak istiyor. Oldu? Zaten işte onu söyleyeceğim. Sonra yani bu teklifi söyledikten sonra... Vaz mı geçti? Çok çabuk vazgeçti. Fakat artık diyorum yani belki ben de yorulmuştum. Peki senin sevgin bitti mi? Ya ona karşı ki çok iyi bir insan. Yani beni asla kırmış, üzmüş değil. Asla saygısızlık yapmış değil. Beni çok güzel taşıyabilen bir insan. Güzelliğimden ne bileyim başarıma kadar hani gururlanan bir insan. Bu çok önemli bir şey. Yani bir erkeğin eşiyle veya işte sevdiğiyle gururlanması çok güzel bir şey. Ama yani şu anda... geri dönüşüm. Aşk bitti herhalde yani. Yani artık. Evet, geri dönüşümün olacağını pek
Sanmıyorum. Peki hayaller neler o zaman şimdi? İstediğin yola girmişken ya da girmek üzereyken de diyebiliriz. Bir daha yabancı biriyle mesela evlilik yapar mısın? Yani yapmam diyemem. Hani yani büyük Türk olur, yabancı evet. olur. Bilemezsin ki. Yani aşk bu sonuçta ben... Yani en başta en azından konuşurum diyorsun ama. Hani yurt dışı burası. Evet yani... hani... Ya o da ne kadar konuşursan konuş o da olmuyor. Bak biz bunları da konuşmuştuk. Hatta işte eşim de Türkiye'ye yerleşmeyi düşündü. Ama olmuyor. Yani koşullar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek zorunda kalabiliyorsun maalesef ki. Bak kız ne nelerden kalktı geldi Türkiye'ye yerleşti. Yani evet bak Türk mesela. Oldu. O da buraya aşık oldu değil mi yani? Tabii, ya beni zaten artık kıyaslanmayın yani. Benim evet bayağı yani bir 17 artık. Sene oldu hala o yani. Evet ama hala insanlar için güzel şimdi, bir örneksin Tatin'in, sen. Tatin'in şöyle bir... Sedef deyince bakmıyor kız. Sedef değil mi? Hayır bir şey söylüyordu ha, ama baktı. Sedef ama değil mi? Tabii canım. Bak Sedef. Şimdi Tatin'in şöyle bir şansı var. Tati zaten, Tati diyorum. Tamam de canım. Tati zaten hani Türkiye'de çalışma amaçlı önce geldin tabii. değil mi? Evet. Ve başarı sağlayamayabilirdi. Başarı evet. sağlayamasaydı geri dönerdi. Veyahut da başka ülkede belki şansında da belki İtalya'da aynen. çalışacaktı, Paris'te çalışacaktı. Ama Tatiana Türkiye'ye geldi ve burada bir başarı gösterdi. Çok sadece sevindi. Podyumla da sınırlı kalmadı. Televizyon programları yaptı, Türkçesini... Bakın dil çok önemli. Örneğin benim eşimle aramda hani dille ilgili sorun yok ama çevreyle ilgili, aileyle ilgili ve dil sorunu yaşıyoruz. Örneğin Tatiana Türkçeyi çok güzel konuşuyor. Öğrenemedin mi İtalyanca bu kadar zengin? Ben değil, eşimden bahsediyorum. Hani onun buraya gelip yerleşmesinden bahsediyoruz ya. Bu anlamda dil tabii ki sorun. Aynı zamanda iş hayatı bunlar önemli şeyler. Yani Tatiana'nın bu anlamda tabii ki artıları var. Ve Türkiye'de mesela Tatiana gibi başka arkadaşlar da geldi ama barınamadılar gittiler. Yani. Bir de yani birinin cenneti başkasına cehennemse o ilişki yürümez. Şimdi Tuğba oraya tabii. gittiğinde mutlu olmayacak, o olacak. O zaman onunla da ilişki olmuyor. Evet, ortak evet. noktayı bulamazsanız o eninde sonunda bitecek. Bir yerde aslında, kopuyor. Yani, evet. Sen ilişkilerine ne arıyorsun peki? Sen de çünkü öyle bir süreç geçirdin, aslında o yola giriyordun. Aslında bana bunu böyle sınırlamak o kadar aptalca geliyor ki evet. sakın yanlış anlamayın. Çünkü bu duygu işi, duygu işinin hesabı kitabı olamaz. Evet. Eğer varsa orada bir sahtelik vardır. Evet. Ama sonra evlilik olunca oluyor. Başta rol yapıyorsa karşındaki kişi, ben hiç hayatım boyunca rol yapan biri olamadım. Hayatım boyunca hep duygularıyla hareket eden biri oldum. Belki de birçok şeyde beni geri plana attı ama böyle mutluyum. Çünkü kafamı sensin. Yastığa koyduğumda çok rahatım. Rahat. Çünkü biliyorum ki istediğim şeyi yaşıyorum. Bu konuyla ilgili de çok takmıyorum. Evlenmeyi tabii ki isterim. Çok güzel bir şey aile kurmak. Ne kadar güzel bak, iki tane çocuğun çok var. Eve gittiğinde eminim ki bütün dertlerini unutuyorsun onları tabii gördüğünde. Ki, tabii ki. Ama şunu da biliyorum. Bu hayatta sen neye hazırsan o da sana hazırdır. Evet. Bugüne kadar eğer ben evlenmediysem, gerçi daha bu yıl 30 yaşıma gireceğim. Hani çok da geç kalmış değilim ama evlenmediysem demek ki bir yerlerde ben buna hazır değildim. Değilsin. İçsel evet. olarak hazır olsaydım o kişi beni bulurdu, ben de onu bulurdum. Tabii ki evrene yaydığın, evrene yaydığın enerjiyle alakalı. Tabii biraz. Ki tabii ki genç kızım hayatıma bir takım insanlar girdi ama başarısızlıkla sonuçlandı. Öyle de demek aslında. Başarısızlık da demek yanlış. Değil de doğru evet. bir yol bulamadık ama ben çok huzurlu ve mutluyum. Hani hiç bugüne kadar yaptığım zaten. Hiçbir şeyden pişman değilim. Maşallah, şükürler süper. Olsun. Tatiana, Sedef'cim sen ne yapıyorsun? İyiyim canım. Nasıl gidiyor? Her ya, şey yolunda mı? Her şey yolunda herhalde. Bir ay içinde Devran İskender'le beraber bir televizyon programı yapacağız. Aa, sizin ne gibi. Güzel. Evet, size rakip geliyoruz. Sabah programı mı? Evet, sabah programı. Hayırlı olsun. Onun şu anda işte hazırlık içerisindeyiz. Herhalde bir 20 Mayıs'tan sonra falan. Siz yazın mı yapacaksınız programınızı? Hani yani, sezon bitiyor ya o açıdan. Anladım ama yani öyle gireceğiz diye. Bir girelim diyorsunuz. Bakalım evet, bir deneyelim. Yaz da doğru bir zaman değil mi başlangıç için? Hiç program ama yok sabah çünkü. Genelde işte. Sabah programı biraz. Onu bilahare ben anlatırım size. Uzmanlaşmış artık. Ya bir deneyelim bakalım hani şey, çünkü biz daha yeni hani böyle bir, yani siz sonuçta çok eski arkadaşsınız. O yüzden hani birbirini tanıyorsunuz. Lazım. Biz şu anda işte birbirini tanımaya çalışıyoruz. Çünkü hani programa çıktığı zaman da hani Devran bana bir şey deyince ben de ne diyorsun falan diye dememek için. Evet, tabii. O yüzden şu anda mümkün kadar kaynaşma işte, dönemi tabii. Aynen. Şimdi. O yüzden şu anda onu hazırlıyoruz. Bir de inşallah işte bir ay sonra tekrar diziyle ekrana döneceğim. Aa, ne güzel. Evet. Harika haberler. Aynen. Süper. Hayırlısı şimdi, olsun. Şimdi sizin için hazırladığımız bir oyun var. Hadi biz bakalım. Bu oyunu Melek ablanın programında geçtiğimiz hafta gördük. Çok güzel bir oyun.
Kolay bir oyun. Sen basit güzel diyorsun. Evet, somurtma. Çok basit bir oyun. Kulaklığı takıyorsun. Oyunumuzun müzik oyunumuzun var. İsmi ne dedin? Ne dedin? Biz ne dedin yaptık. Evet. Şöyle. İsmini Melek ablanın programından çaldım. 25 metre bir kordon. Şöyle. Ben de sizin çok programdan basit. Çalayım o zaman. Çok bunu takıyorsun. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu bilinen bir yarışma zaten. Yeni bir yarışma değil ha. Bak röportajımda kesmişler. Biz de bir televizyon programı yapıyoruz. Tuğba Özay Show adında. Salı akşamları. Nerede? Şu anda var mı? Ekranlarındayız. Tamam. Evet, Tuğberk Bora'yla birlikte. Ne yapacaksınız? Zaten 1,5 ay oldu her hafta. Sizler gibi değerli konuklarımız oluyor. Çok da güzel, çok keyifli bir program oluyor. Bekliyorum. Hanımlar, İnşallah. Beyler. İnşallah. Bak biz sizin için sabahın köründe kalktık geldik. Yol İnşallah. Trafik demeden. Canım benim. İnşallah. Hayırlısı olsun. Gel bir biz deneyelim. Vallahi ne güzel. Ha? Biz mi deneyelim? Gel. Ama hayatım ya. Sen anlat yarışmayı. Biraz daha açsanız da sesini. Sen kulaklığı ters tak. Ters. Yanlış taktın. Biz deneyelim dedik ya sana. Dedik. Tamam, müzik var. Hayır, biri şöyle, bir şey anlatacak. Bu zaten aynen. Hayır, bir dudak kelime vereceğiz. Siz dudak okuyarak o kelimeyi bilmeye çalışacak ama bağırmadan söylüyoruz. Fatiha neyle başlayalım? Gel. Ya, elma anlatacaksın. Elma demeyeceksin. En zayıf halka gel, ben olarak. Ben sana anlatacağım. Of da yandık o zaman. Ben anlatayım bunu Allah aşkına. Ona ben anlatayım. Ya Alişan sen buna ben anlatayım ya. Hayır ya. Gel Tuğba'cığım gel. Tak onu bakayım. İyi müzik sesi iyi. Allah, bir dakika. Gel şöyle kameraya. Ne ya? Çok mu aradınız bu müziği? Rock. Gel canım şöyle karşısına geçiyorsun. Dur. Ben sana kelimeler vereceğim. Duran dinleteceğiz sana. Duran mı? Tati. Ben biliyorum zaten. Tati, dudaklarımı iyi oku. Duymuyorsun değil mi şimdi? Doğru söyle bak, duyuyorsun. Bu ne ya, bu ne diyor. Kelimeleri söyleyeceğiz. Veriyorum kelimeyi. Profitöre... Profit. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim, sen sesli söyleme. Ha. Bak, dudakları çok net bir şekilde aç. Sen merak etme. Sen merak etme. Bir dakika. Çok net bir şekilde aç dudakları. Ses çıkarmadan mümkünse, çünkü gene de duyulabiliyor bazen. Nasıl yani ses çıkarmadan? Duymuyorum. Sessiz yapıyorsun Tuğba. Sadece dudaklarını oynatıyorsun. Sen yine de çok bağırmadan yani. Tamam. Normal. Profiterol. Profiterol falan değil. Oo, bravo. Üzün mü kız? Ya bu ne? Kat. Re ile mi başlıyor? Re. Biraz konuşabilirsin. Kat. Re. Fa. Re. Va. Fa. Va mı? Yok. Fa. Re. Re. Fa. Kat. Re. Fa. Kat. Bravo. Ay. Bizi yazım veriyorsunuz abi. Demoralize. Eyvah. De. Uzun mu o kadar? Bayağı uzun. Oo. Ya siz bilerek çalıştınız değil mi? Bağırma. Ağzını bağırma. Hakikaten sesin. De. Mo. Demo. De ile mi başlıyor? De. Mo. Depo. Mo. Mo. Demo. Demo. Ra-li-ze. Demokra-si. Demo. Ra. Sana gözüm kayıyor. Kaybol. Ra. Buraya gel, buraya. Ra. Ra. De mi? Demo. Ra. 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 A. Demo. A. Ra. Demo. Değil. Demo. Ra. Ra. De. Ya bu bayağı zor ya. Bayağı zor. Tamam, geçelim bunu, geçelim bunu. Bildim. Bilemedim. Pas hakkı kullanıyorum. Tavşan. Saf. Tav. Tav. Saf mı? Tav. Eller ne oluyor? Bir dakika. Ha, müzik bitti. Oley. Dur. Müzik ver. Dur sakın tamam. Burada. Müziği verin. Lan kaset bitti ya. Ne şey bu ya? Geldi. Geldi. Hadi. Bir daha söyle. Tavşan. Tavşan. S ile mi? S ile mi? Yok. T. R. R ile mi? Şey. Kelim mi? Bele. Bana dil mi uzatıyorsun? Oh. Te. Tss. Tss. Tavşan. Çarşaf. Değil. Tavşan. Tav. Yok, onu da anlamadım. Peki geç. Güneş.
G ile mi başlıyor? Güneş. Güneş. Bravo. Aferin kız. Tamam yeter ya, değiştirin. Ben, bir şey söyleyeceğim. Ben tamam ben çözdüm bu sen işi. Sen var ya helal olsun. Var yani süper. Gel bakayım şimdi sen dinle. Bir dakika sen dinle. Ece gel. Ece anlatsın. Bir de, anlatıyor muyum? Allah aşkına o kelime ne ya? Ya bayağı bir demoralize bu. Değil mi? Demoralize. O demoralize. Allah aşkına sen demoralize bulur muydun? Bulamazdım. Ya. Müzik geliyor mu? Yok daha gelmiyor. Şu anda hiç bir tamam şey canım merak etme. Hayır, anam şey bu ne cızır cızır. Geliyor mu? Şey. Değil mi? Ayol bu müzik değil bu Çin işkencesi. Ne bu? Duran duran. Oo felaket. Evet. Şiir. Şiir. Çi. Şiir. Çek. Şiir. Şiir. Çi. Çi ile mi başlıyor? Si. Şi. Şi. Cici. Şiir. Şiir. Geç, geç şu an diğerine geç. Almaz ya, biraz anlat. Şiir. Şiir. Ci ile mi başlıyor? Hayır. Çi. Şi. Si. Şi. Şi. Si. Şi. 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 Şiir. 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 Sidik mi? Ne? Ne? Şiir, şiir. 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 Çi. Şiir. Şiir. Şi. Çi. İr. Lek. Lekle ne alakası var? Geç, 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 geç. Aşk. Aşk. Ay, onu hemen anlar. Ama hemen anlar. Hemen, hemen zaten. Şey olmasın diye. Ha, şimdi aşk var, onu hemen anlar. Şarj. Şarj. Ça. Şarj. Şarkı. Şarj. Ça. Şarj. Bu da bilgisayar gibi konuşuyor. Bilgisayarda var ya böyle. Şarj. Ya, şarj. Ya. Efendim Siri diyorsun şarj. Ya. Şa- saç. Ay saç. Bak saç dedi. Şarj. Şarj. Çağla mı başlıyor? Şey. Şey. Se. Şarj. Çay. Ay ben oraya geçeyim lütfen. Ben oraya geçeceğim. Ben oraya geçeceğim. Geç Tuba. Baksana ya. Dur boğacak. Felaket. Şarj. 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 Gel Tuba. Gel, hayır o anlatsın, o anlatsın. Bak, Tatyana bak, gel, gel. Sen bana bugün ne tutuyorsun? Anlatır, en güzeli ben anlatıyorum. İlk baştaki neyi vereceğim? Şiir. Allah'ım ya. Bana onu verme şiir. Onu vermiyorum. Sen o kadar zor ki şiir. Sana çok, sana evet. Çok güzel şey vereceğim. Dur Tuba, şimdi başlıyoruz. Oldu canım. Söyle bakayım. Oldu. Söyle bakayım. Frappuccino. Söyle. Fra. 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 Frappuccino. Fra. Fe. Fe? Evet. Fra, pa, ci, no. Al Pacino. Fe, maşio. Ya gibi bir şey işte. Fra, pa, ci, no. Fe, maşio, fermuar. Yok. Fra, pa, ci, no. Fe, maşio. Fe, maşio. Çok evet tabii. Haraşo. Haraşo. Fra, pa, ci, no. Fa, maşio. Ya gibi bir şey işte. Koçinava, koçinava tabii. Geç. Olsun. Oldu. Ne var ya? Hayır ben gidiyorum. Hayır bir Allah aşkına. Hayır öbürü, öbürü de. Ama öbürü daha tek şeylerde bak şiir daha zor. Şiir daha zor. Şiir. Hayır onu bile. Hayır ya hayır. Hadi züccaciye. Hadi züccaciye. Kız bu ne Allah kızım, aşkına? Kızım söylesene züccaciye. Allah niye beğenmiyorsun yarışmamızı lütfen ya. Hayır bakayım da. Züccaciye hayır, söyle. Züccaciye, züccaciye hadi. Ne? Züccaciye. Bu dudaklarınızı at bakayım hadi anlat. Züccaciye. Güzel. Züccaciye. Allah aşkına kim bilir nasıl çıkıyorum. Zü. Yü. Zü. Zü. Z. Zü. Gül. Yok. Z. Zü. İlk heceyi söyle ilk heceyi. Z. 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 Sel. Zü. Z. Zü. 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 Sen en baştan anlat zü. Ya. Zü. Zü. Züccaciye desen. Bu? Züccaciye. Allah. Zü. Zü. Ca. Züçel. Züca. Ama sen hepsini birden söylersen anlar. Züca. Zülak, Zülcelali, Zül bilmem ne, Zül ne. Züca-ci-ye. Züca-ci-ye. Gördün mü? Hepsini söylemen lazım. Allah aşkına bu nasıl bir kelime? Tamam kolay kolay. Onun müzik geliyor mu orada kulağına? Geliyor geliyor. Geliyor değil mi? İyi. Ekşi. Sağ olun. Gelmiyor. Ekşi. 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 Dinozor. Ne? Dinozor. Dinozor. Ha. Dinozor. Vidanjör. Dinozor. Dinozor. Anlamadım. D. D. S. D. D. Di.
Na zor. Tamam, son bir tane soruyorum, tamam. Ben soracağım. Kız bakayım. Orada yazmıyor. Harflerini söyleyeyim. Hadi ama. Allah aşkına mansız mı veriyorsunuz? Tabii canım, ne kelimeyle veriyor? Söyle bakayım. Sil. Sil. Yanlış bir şey çıkmasın. Hayır. Sil ya. Sil. Bismillahirrahmanirrahim. Sil. Sil. Ya bak arkadaşı başımdı var ya sen. Sinir, bilerek buna yaptınız değil mi? Tati'ye bilerek verdiniz. Bana ne verdiler biliyor musun? Vallahi mı? Neydi onlar? Neydi? Bir tane süzücü harcıyor, bir tanesi dinozor, bir tanesi sil. Mümkün gel bir tak ben sana bir şey sorayım. Bana ama hayır ben gel, sana, gel, ben sana gel. Güvenmiyorum. Gel Allah aşkına ya. Allah aşkına. Vallahi çok kolay şeyler soracağım. Ben sorayım. Duymuyorsun sil değil mi? Sil yani. Şiir gibi bak. Aynen duyuyor musun şiir beni? Gibi yani, soruyorum. Duyuyor musun? Duyuyorum hayır diyor. Dıbrışka. 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 Kıbrışka. Dıbrışka. Dıbrışka bir şey. Evet, evet, evet. Evet, doğru. Tamam, oldu işte. Dıbrışka, aa. Bayağı bildi yani Dıbrışka. Allah Allah. Koku, gel. Hadi Tuğba Özay alkışlarınızla.
teşekkürler. Ağzına sağlık. Söz müzik bana ait Alişan'cım, beğendin mi? Hayırlı olsun. Anne, kapıları kapamamak lazım. Bu yeni. Bu yok, bir önceki albümden ama yenisinde de çok yeni sözler, müzik desteler var. Çok sana ait de olacak değil mi yine? Evet, yine bana ait. Şöyle dinlendirelim. Teşekkür ediyorum efendim. Kızlar hangi burçsunuz? Aslan. Kova. İki aslan. Kova. Bugün var ya, süper oldu. İki yıldır güya Jüpiter bizde, Tati ile artık makarasını yapıyoruz. Hadi, hadi bakalım. Ki bitti, Jüpiter gitti, bizde bir şey yok daha. Bakalım gitti mi gitmedi mi, daha belli değil. Bir bakalım, öğreneceğiz. Öğrenmek için astrolog Zeynep Turan geliyor efendim. Ben merhabalar. Sarışın olmuşum. Ya olmadı kızım. Kızım o güzel. Ben bu daha sarı daha güzel. Evet olmadı daha yapamadım. Bak kızlar şikayetçi diyor ki Jüpiter aslanda bilmem ne. Evet aslan burcuyuz biz. Niye bu Jüpiter geldi? İki yıldır nerede bu Jüpiter? Bitiyor, bir yıl bitiyor. Kalıyor kendisi. Ama merhaba Tuba. Nasılsın? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Memnun oldum. Harika öncelikle olmuşsun. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim seni de böyle hemen yerin alalım. Tabii tabii hemen. Sorulacak ben. Sorular var. Merak edilenler var. Tabii önce ilk olarak istersen sen arkadaşlarımızın sorularını da bir gider. Önce sonrasında alayım. Geçelim. Merkür'e. Ben aslanı aslanım. İki yıldır falan sürekli takip ediyorum burç yorumlarını falan. Yıllardır işte aslana uğramayan peki, Jüpiter. Peki şimdi şöyle anlatayım isterseniz. Jüpiter astrolojinin, gökyüzünün gerçekten Noel babası ya da böyle her istediğini yapan insan vardır ya böyle değneğe dokunduğunda. Gerçekten odur. Bir tek fazladan kilo verir. Biraz da rahatlık ve rehavet verir. Kötü, olumsuz bir tek özelliği bu. Ama haritanızda Jüpiter hangi konumda bilmiyorsunuz. Güneşinizin yanından da Ağustos ayında geçecek. Zaten o zaman fırsat üstünüze atacak. Hemen Ağustos'u bekliyoruz. Evet. Yani o bir galiba faydalı bir ay olacak. Ağustos'ta şöyle Jüpiter burç değiştirecek. Önce aslanına kavuşacak. Sonrasında da başağa geçiş yapacak. Dolayısıyla da yılın en verimli tarihleri olacak. Akıbeti belli olmayan o belirsizlikler, ben ne olacağım, kazanacak mıyım, kazanmayacak kova mıyım, bunu çözecek. Bu durumda? Karşı evinizde Jüpiter var. Dolayısıyla 7. evinizdeki o ilişkiler, birliktelik, biz olma noktanız, iş yapma, ortaklık, para, o bizi çözecek. 7. ev hem evliliği anlatır hem bizi anlatır. Biz işlerini çok rahatlıkla çözüp toparlayabilecek. Bir şey daha soracağım. Ağustos'ta mesela bize geliyor. Ağustos'tan sonra etkisini ne kadar kadar kalacak onun etkisi? Yani zaten uzun soluklu anlaşmaları, fırsatları, imkanları verir. Dediğim gibi gökyüzünün o zodyak kuşağında hangi burçtan geçiyorsa ya da güneşiyle kavuşuyorsa gerçekten mükellef bir anlaşma ya da sözleşmeyi veriyor kişiye. Yıllarca kişi de, evet en hadi azından bakalım. 12 yıllık bir süreçte uğraşıyor. Çünkü her göstergenin hareket gücü var. Güneş biliyorsunuz burç değiştiriyor. Ay 2,5 günde bir burç değiştiriyor. Jüpiter 12 bir yılda bir burç değiştiriyor. Satürn 2,5 yılda bir burç değiştiriyor. Onlar her gün sizin düşündüğünüz gibi koşarak konum değiştirmiyor. Onların kendi işlerinde bir seyri alemleri var gök kubbede. Son kubbede. Sorum bize bir daha ne zaman gelecek garantici? Bayağı 5 senesini garantici şu an değilim ya. Güneşinizle kavuşacak bu noktada ama sonrasında 7. evinize etkili olması için de bir 6 yıl sonra, 6 yıl sonra ikili ilişkilerinize, birlikteliklerinize o biz olma noktasındaki her konuyu çözmenize yardımcı olacak. Yani iki fırsat var aslında baktığınızda. Hı hı. Bir 7. evinizden geçerken burada aileniz size, evliliğinize, ilişkinize, birlikteliğinize yarar. Paranıza, ortaklıklarınıza yarar. Bir de kendi burcunuzda kavuştuğu anda ya da işte onun yanından geçerken o da kişiliğinizde, kimliğinizde, duruşunuzda aldığınız kararlardır. Unutmayın astrolojide şu vardır. Ben ne olacağımdır öncelik. Ama siz burada ben ne olacağım diyorsunuz ama şuna takılmıyorsunuz, unutuyorsunuz. Astroloji kendinizi tanıma sanatıdır. Kendinizi tanırsınız, kendinizi değiştirme imkanları verir, kendi fırsatlarınızı görme imkanları evet, verir. Evet, şimdi Mayıs ayında Merkür gerilemesi olacak. Bu gerilemede burçlar nasıl etkilenecek? Tek tek burçları eğer öğrenmek istiyorsanız efendim, ekranlarınızın başına ayrılmayın. Şimdi kısacık bir aramız var. Kısacık 60 saniye kadar sonrasında başlıyoruz. Sadece 60 peki, Mayıs ayında Merkür gerilemesi olacak ve burç burç anlatalım mı? Hangi burçlar nasıl etkileyecek bu gerilemesi? Öncelikle Merkür kendi burcunda geriliyor. İkizler burcunda geriliyor. Mayıs'ın 19'unda başlıyor. 19 Gençlik ve Spor Bayramı'nda Merkür gerilememiz var. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı sormayın. Ondan sonra Merkür evin yaramaz çocuğudur. Teknik ve elektronik ve iletişimi bozacak gerçekten. Bu sefer kendi evinde bozuyor çünkü ikizlerde geriliyor. Evet, bu Türkiye'deki genel elektrik kesintisi ondan mı acaba?
Yok, daha o gelmedi şimdi olabilir. 19'unda gelecek. Bakacağız yani. Burçmuş anlatalım mı seni? Tabii Koç burçları için Mayıs ayı zaten çok güçlü geçecek, onu söyleyebilirim. Nisan ayında çok yorulmuşlardı. Mayıs ayında çok güçlü geçecek. İletişim konusunda, ortaklıklar konusunda ve yakın çevre konusunda birçok konuyu çözebilecekler. Öncelikle bakın hemen Koç burcu gösterimiz de geldi. Sevgili Boğa burçları için zaten Güneş Boğa'da doğum günleri döneminden geçiyorlar. Parayla ilgili problemleri ve ortaklıkları, alacakları, ailedeki kardeşlerin hakları, eğitim konuları, bu konularla ilgili çok ciddi önemli kararlar alacaklar. Sevgili İkizler Burcu, Merkür gerilemesi birinci evinizde gerçekleşiyor zaten. Bu da demektir ki iletişimle ilgili, ilişkilerle ilgili hiç olmadık dedikodulara, konuşmalara karışabilirsiniz. Başınız birazcık başka insanlardan ağrıyabilir. Bu da demektir ki Mayıs ayının 19'undan sonra, 19 Mayıs'tan sonra 12 Haziran'a kadar İkizler Burcu ünlüleri magazin dünyasını doldurabilir. Benim yükselenim İkizler. Tabii siz de doldurabilirsiniz. Bir de niye sen Ali, sen de İkizlersin, sen de doldurabilirsin. Yani. Niye kendini düşünüyorsun? Ay, İkizler mi? Ali Şahin'le de doğru. Evlenemezsin. Ben yani, sana söyleyeyim, zor. Merkür İkizler Burcu evlenemez. Zor yani. Astrolog söyledi. Ben uzman olarak başka bir yorum da yapabilirim. Peki, yengeçlere geçelim, bırakalım. Sevgili ikizleri. Yengeç burçları, Plüton gerilemesi başladı. Zaten buralar kafası karışık. Alınganlık gösterebilirsiniz. Hiç olmadık yakın çevrenize kırılıp güncenebilirsiniz. Bu döngüde yengeç burçlarının birazcık hassasiyeti yüksek. Eğer çocuğunuz, ortağınız, eşiniz yengeçse daha ilgili davranabilirsiniz. Alacak ve verecek konularında yengeçler bu dönemde huzursuzluklar çekiyor olabilir. 12 Haziran'dan sonra bu döngü geçecek. Kesin geçecek. Onu çok net söyleyeyim. Mayıs ayı bu arada yılın en dingin ayı. Huzurlu yani. Bakmayın, Merkür gerilemesi var. İletişimde ve kafa yorgunluğunda var. Nisan ayı, bitmeyen Nisan ayı kadar hiçbir ay daha 2015'te huzursuz olmadı. Olmayacak. Ve olmayacak. Ay inşallah. Ha, dolayısıyla Mayıs ayı kişisel gelişimimize, o farkındalığa, hani hep çok söylenen ve benim söylemediğim o enerji kelimesi var ya, oraları çok kurcalayacaksınız. Gökyüzü de bunu vurguluyor sizde. Hani ben bunu seviyorum, bunu istemiyorum, bunu böyle yapacağım diyeceksiniz. En çok da bunu yengeç ve aslanlar yapacak. Jüpiter gerilemesi bitti. Dolayısıyla aslan burçları işte Jüpiter'le baş başasınız. 19 Mayıs'tan sonra Merkür gerilemesi hiç olmadık tartışmaların içinde kendinizi bulabileceğinizi işaret ediyor. Dolayısıyla Türkiye'ye çok konuşulabileceğini işaret ediyor. Amerika'nın Türkiye'ye çok konuşabileceğini de işaret ediyor. Hemen böyle bilgileri de vereyim. Çünkü onlar çok daha kallavi, biliyorsunuz. Hı-hı. Burada geçenlerde Obama dedim. Obama bizim ülkemiz hakkında konuştu. Öyle evet. Değil mi? Evet, hani evet. Söylüyorum, gidin bulun. Ağzından Çağla ile Alişan'ın yani. Yayınlarından Obama'yı konuştum mu? Konuştum. Çıktı mı? Kod çıktı. Evet. Var mı böyle bir yorum? Var. Dolayısıyla aslan burçları çok konuşulacak. Aslan burçları yakın çevresinde biraz didişebilir, tartışabilir. Yakın ilişkilerden beklentisi yükselebilir. Eğer aslan burcuysanız, çalışıyorsanız, yükseleniniz aslansa, o iş yaptığınız insanlarla zıtlıklar ve sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. İş değişikliği yaptıysanız bu yakın zamanda yanlış mı yaptım diyebilirsiniz. O yüzden birazcık nefes alın ve soluklanın tavsiyemi de söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili Başak burçları, ikizlerin kardeşidir ama daha mülayimdir. Ve dolayısıyla Merkür'ün yönettiği diğer bir burçtur. Dolayısıyla da Merkür gerilemesi Başakların da başını ağrıtacak. O yüzden de Başak burçları haksızlığa uğradığını düşünebilir 19 Mayıs'tan sonra. 19 Mayıs'a kadar sakin, 19 Mayıs'tan sonra diyecek ki ben haksızlığa uğradım. Bir drama yaratacak. O yüzden de çevrenizde bir Başak varsa 19 Mayıs'tan sonra ona kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Onun dramasını bitmesini bekliyorsunuz. Yükselen Başaklar için de geçerli. Çocuğunuz, anneniz varsa Başak burcu, onlar için de geçerli. Sevgili teraziler, Nisan ayı üstünüzden böyle gümbür gümbür geçti. Hani böyle film gibi anlatayım, gerçekten iki tutulma vardı. Ay tutulması yaşadınız, el sallıyorsunuz, doğrudur. Gerçekten A'dan Z'ye terazi burcu olanlar, Koç burcu olanlar Nisan ayında çok yoruldu. Ülkemiz çok yoruldu ama Mayıs ayında terazi burçları biraz daha güncellenecek. Hani o belirsizlik var ya, burada kalacak mıyım, çalışacak mıyım, paramı alacak mıyım, ailevi sorunları çözecek miyim diyorsunuz ya, 19 Mayıs'tan sonra göreceksiniz çözdüğünüzü. Merkür gerilemesi ikizler burcuna, yani şey terazi burcuna, yani diğer hava grubuna yarayacak. Her şeyi ayırabilecek artık. Yani siyahla beyazı ayırabilecek, görebilecek. Mayıs'ın huzurlusu terazi. Evet, huzurlusu geldi mi? Geldi. Çok güzel. Gördünüz mü? Görselleri hazırlamıştım daha esprilik, sempatik olsun diye. Mayıs'ın huzurlusu geldi ve sevgili akreplerdeyiz sıra. Akrepler gerçekten çok uğraştılar ve çok mücadele ettiler ama şimdi yine küçük bir round başlıyor. Akrep burcu varsa, ülkemiz akrep burcu biliyorsunuz. Evet. Satürn yavaş yavaş akrebe yaklaştı. Son
13 haftalık round başlıyor Haziran'dan sonra. O yüzden de akrep burçları Mayıs ayının 19'una kadar yapacaklarınızı yapın. Eğer hukuki problemleriniz varsa buralar çözeceksiniz. 2013'ün başında, 2013'ün başındaki sorunlar tekrar ortaya çıkabilir. O konuşmalar, o haksızlıklar, o olaylar. 2013'ün başında ne yaşadıysanız sevgili akrep burçları, bu Mayıs ayının son haftalarında Merkür'le birlikte uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Zaten yılın sonlarında sınavlarınız bitiyor. Artık bonuslarınız başlıyor. Gerçekten 2016'ya farklı gireceksiniz. Onu söyleyeyim, onu o yorumu da yapayım. Sonra geldik sevgili yay burçlarına. Nefes aldığım burç bu benim artık. 2,5 yıl boyunca nefes alacağım ikizlerde ve yayda. Çünkü Satürn sizde geriliyor. Satürn astrolojinin göstergelerinde zorlayan, öğreten, tanıştıran, yoran, problem çıkaran bir göstergedir gök kubbede. Dolayısıyla Satürn yay burcunda gerilerken yay burçların önce algısı değişiyor, hayata bakış açısı değişiyor, beklentileri değişiyor, duruşu değişiyor ve Ekim'den sonra daha da değişecek. Şu döngüde yay burçları biraz zorlanıyor. Yorgun olabilir, tepki vereni olabilir Mayıs ayının. İsyankar. Hani isyankarı zaten hani oraya böyle belirlemişimdir. Mücadele edeni. Dolayısıyla da Mayıs ayında biraz dişinizi sıkın. Emeklerinize sahip çıkın. Olayları kişiselleştirmeyin diye de küçük bir not düşebilirim. Yani belli çok ki güzel. Yorulacaksınız demek istiyor Zeynep Turan size kibarca. Ve sevgili Oğlak burçları. Canım. İnatçısınız. Çağlar, onu beklemiyordum yalnız. Çok şükür inatçıyız. Evet. Farkındalığınız artıyor. Değişimlerden geçiyorsunuz. Oğlak'ta bir Plüton gerilemesi var. Yıllardır sizde bir misafir, koca bir misafiriniz var. Kolay da bir misafir değil. Güçlü de bir geldi konumda. Geldi gitmek bilmiyor. Bilmiyor. Geriliyor bir de üstüne. Evet. Bu aralar geriliyor. Daha da herkese kuralları belirliyor. Kurallar koyuyor çevrenizdeki oğlaklar. Mayıs ayının kurası oğlak mı? Benimki niye böyle? İşte kuralları koyuyor. Çok güzel. Güzel de yapmışız ama yalnız. Süper. Ne sağlık editörümüzün. Dolayısıyla kurnazı demek, şunu demek istiyorum. O kadar kuralları koyuyor ki o uyanıkları çözüyor. Ve dolayısıyla uyanıklıkları çözdüğü için de ne oluyor? İlk defa kârda oluyor ve kurnazlık yapıyor. Müsaadenizle oğlak burcu o kadar da kurnazlık yapsın. Çünkü kuralları belirliyor. Kurallar ne yapar? Bazı insanları veto etmesine sebep olur ve ayıklanmaya sebep olur. Ayıklıyorsun yani. Oğlak burçları ayıklıyorsunuz yani. Ayıklama dönemi. Ayıklama dönemi. Kurnazlığınız da ama hani akıllıdır oğlaklar bu arada. Satürn yönetiyor, öğretiyor yani. Bakmayın onlar gülerken bile anlar. Hayatımda ve oğlak kadar da akıllı, da aynı ballı bir burç görmedim zaten. Hem akıllı hem ballı. Haritasında mutlaka uçurtması falan vardır. Yani büyük bir trine vardır. O belli ki onun başka bir şeydir. Onu tek bir burçla götüremeyiz. Şimdi buradaki oğlaklar da yayında ağlayacaklar. Diyecekler ki ben neredeyim? O haritada doğum tarihindeki o baldır. O başka bir şeydir. Evet, beni annem trine vardır, olmuş. Uçurtma vardır. Astrolojik terim bunlarda. Hemen kovalara geçelim. Buyurun kovalar. Benim. Özellikle 6 yıl önce, bakın 6 yıla gidin sevgili kova burçları, 6 yıl önce ne başladıysa hayatınızda onları çok net bir şekilde hayatınızda neticelendireceksiniz. Çünkü neden? Jüpiter 6 yıl önce evinizden geçti, o birinci evinden geçti. Bir şey diyeyim, bu kız 6 yıl önce evlenmiş. Öyle mi? Evet. Ben de vallahi bilmem bak, biliyorsun beni, evet. Zaten seni eski tanıyorsun. Ben öyle şeyleri biliyorum, ben hesap kitap bilirim. Ondan sonra dolayısıyla 6 yıl önce ne yapmıştın? Evlendim. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Boşanma. Tamam. Peki o zaman sonuç bugünlerde kovayı çıkar doldurmuş, ortaya. Kovayı doldurmuş, boşaltıyor. Evet. Dolayısıyla sevgili kova burçları 6 yıl önce ne imkanlar geldiyse önünüze tekrar o imkanlar gelebilir. Bu demektir ki ilişki gelebilir. Birliktelik gelebilir. Yani illa onu öyle olacak diye bir şey. 6 yıl önce hayatınıza ne geldiyse sevgili kovalar bunlar gelecektir. O imkanlarda bazı şeyleri bitirmenize ve ona göre yol çizmenize yardımcı olacak. Mayıs ayının heyecanlısı kova. Evet. Tabii bakalım. Başka bir şey gelecek. 6 yıl sonra önceki fırsatlar tekrar geliyor. Heyecanlanmasın da ne yapsın? Belki de işlerle ilgili bir şeydir ya. İtalya'dan bir hediyeyle gelmesin. Ama 7. ev aşk evidir Tuba. Değiştiremeyeceğim yani onu. Kusura bakma. Terminolojiyi değiştiremeyeceğim. Aşkla ilgili bir şey olacak. İlişki, aşk, birliktelik yani yapacak bir şeyim yok. 7. evi şimdi anlattım. Birisi burada akıllı telefondan Google'lasa 7. ev nedir diye. Aşk. Astrolojide aşk çıkacak yani. Onu mu değiştireyim? Yanlış da olmaz. Yapacak bir şey yok Tuba'cığım. Bu böyle yani. Başka gelen bir ve sevgili şey balıklar. Evet, balıklar. Affediyorsunuz, toparlıyorsunuz, güçleniyorsunuz. Çünkü tutulma biliyorsunuz. Güneş tutulması sizden geçti. 2016 kadar o kadar çok şey değişecek ki hayatınızda. İnanın bana. Yani bakın böyle iddialı laflar kolay söylemem ki astroloji çok iddialı konuşmayı varsayar. Ama ben yapmamaya çalışırım. Dolayısıyla da inanın bana derken hakikaten çok şey değişecek. Diyorsunuz ya hani hiçbir şey değişmedi olmadı diye. Bu arada balıklarla ilgili yorumumu burada hep söyledim. Bana da ofise de gelip anlatıyor. Balıklar güçlü burçlardır.
Çabuk teslim olmazlar, soğukkanlıdırlar, Neptün'den dolayı savunması güçlüdür. Ve dolayısıyla biz o savunmasına ne zannederiz? Duygusal zannederiz, öyle değildir. Ve dolayısıyla affettikleri için vefalarını tekrar ortaya koyuyorlar. Değişken burçtaki, ikizler burcundaki Merkür gerilemesi onlara... Bazı insanlara tekrar fırsat vermeyi öngörüyor. Zaten Ağustos'tan sonra Başaklara Jüpiter yürü ya kulum diyecek. Harika. Bu kadar hızlı. Bu kadar açık. Net anlatabildim mi? Anlaşılabilir. Görseller yardımcı oldu mu? Sevdiniz oldu mi görselleri? Anlaşılabilir anlattım. Çok teşekkür ederim. Ayrıca detaylar için. Gerçekten harikasın. Şimdi ayrıca detaylar için detayları iyice okumak isterlerse burçları. Şöyle söyleyeyim, zaten astrolog yazmak zorundadır. Bir de astroloji sevenler muhakkak hep okumalıdır. Uygulamasını yani Zeynep Turan akıllı telefonlarınızdan ya da TR'den uzun uzun yazdık. Uzun uzun yazdım. Dileyen gelip okuyabilir. Biz şimdi efendim nereye gidiyoruz? Altın gününe gidiyoruz. Altın bakalım gününe gidiyoruz. Altın gününde yeni bir ev, yeni bir heyecan, yeni bir eğlence. Var. Hadi bakalım. Şaziye abla. Hacı Halen'in evine. Konumuz bugün bize... Yani ne yaptı bilmiyorum ama bütün apartman öyle bir güzel kokuyor ki. Bak, bak ne? Kız Kayseri'nin mantısı meşhur derler ama Edirne'ninki daha güzelmiş. Trakya mantısı. Trakya mantısı. Trakya mantısı mı yapmış? Ne? Küçücük bülbül ağzı gibi. Yalan. Vallahi. Sen ne? Çok ne yaptın? Hayır lütfen karıştırma. Özel bir evet yani, şeyimdeyim. Hacı Halim neler yapmış? Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacı anneme geldim. Öpeyim. Şeref Hanım. Kız benim o kadar yaşlı kadınım. Teşekkür ederiz. Ne? Hoş geldiniz. Canım annem o kadar yaşlı mı? Saygıda Allah Allah. Lafa bak yani. Ay kimi çağırdın Allah aşkına? Kız ben dedim ya sıra biz olalım diye. Öyle mi? Ay. Neyse olsun boşver gelmişken her birine bir merhaba diyelim. Bir şey içeride, içeride sürekli öten bir kuş var. Ne o? Paşa. Paşa, muhabbet kuşu. Ele mele gelir mi böyle? Gelir. Yemin et. Emekli olmuş mu? Getirin. Emekli oldu mu? Getirin diyor, dur gidin ben alayım yeni. Emekli olduysa maaşı da vardır. Ay, o kadar programdır adam arıyorum, olmadı bir tane kuş. Öyle mi? Aa, iyi o zaman. İsmi de Paşa, ismi de Paşa. İsmi de Paşa'ymış. Bak herif bir maaşı da vardır. Merhabalar. Otururuz yeriz. Gel anneciğim sen benim hacı annem gel. Merhabalar. Gel tanıştır bakalım kim kimmiş bize. Kızım Hediye. Şöyle dön gel. Gel annem. Hediye değil, Hediye. Hediye. Evet, Hediye. Trakya olduğu için kesinlikle. Heyler olmaz, Hediye. Tabii. Heyleri söyleyemiyoruz ama bütün heyle isimleri biz koyuyoruz. Aynen öyle. Değil mi? Hep heyle. Hasan. Evet. Kızım Hediye, ne güzel Ali dedi ama. Hediye. Evet. Alişan sağına bak. Şimdi onu aslında hatırlarsın. Geldi, paşa geldi, paşa geldi. Babam askerdeyken olduğum için Hediye. Öyle mi? Evet. Aa, müjde. Evet, o bana babasının hediyesi dedi, oğlumun hediyesi dedi. Onun için adını Hediye koydu. Hediye koydu. Şimdi bir şey yapmışsın. Sizin sizinize geliyor mu? Geliyor oğlum, salayım istersen. Bir salak. Ama dur kapıyı kapatsana. Gel paşa, gel oğlum, gel. Gel oğlum sen, gel. Paşa, paşa, paşa. Isırır mı? Isırmaz. Bak gel. Gel, ha, ay, gel. Paşa çıktı. Annen iyi. Tabii. Ay. Tabii. Canım. Ya hep böyle küçük. Ha hiç hiç. Hiç görüyor musun ne kadar şıkkı? Direkt bana geldi. Korkma, hiçbir şey yapmaz. Hepinize gider. Saçlarını oynamayı sever. Benim oynamaz. Paşa bana da kon. Kon paşa kon. Paşa bana da kon. Paşa. O da korkuyordu bak bayılacak. Ben de korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ay hiç korkma. Paşa kon bana. Erkek değil mi? Erkek evet. Bari bunun erkeği olsun. Konuşuyor mu hani böyle konuşuyor mu Ahmet Uçar'ı bazen? Çok konuşur ama şimdi ben çok kalabalık. Oğlum gel. Ben yapıyorum onu be. Alişan ya. Gel. Ay neyse dur kadıncağızlarla tanışalım. Kuşa dağıldık. Bir şey diyeceğim. Herkese kondu bir sana konmadı. Ay. Kocacığım, kocacığım, kocacığım. Dur bakayım. Kocacığım, kocacığım, kocacığım. Utanıyor. Evet, utandı. Utandı. Evet. Bir dakika, ah, şey yapalım onu. Dur. Benim eskiden vardı. Ay. Dur. Alamıyorum, kaçıyor. Ay o da ne korkuyor. Kızım kuştan korkulur mu? Lan başa çarpmasın bir yere. Ay. Ay aşağı. Ben şöyle durayım da korkuluk gibi gelsin. Aşağı. Ha, tamam. Kime kondu? Kime kondu? Git al onu, git al onu. Ama durmuyor ki, korkuyor. Gel. Gel.
Ha geldi. Ama Çağla'yı daha çok sevdi. Çağla'yı korkuluk zannettiği için kuş anladın mı? Uzun ve ince görünce böyle yakalayamadım. Bak bak yeme kondu gördün mü? Tamam o kendisi şey yapsın. Ayşe anneciğim kaç çocuk var? Elini yiyor bu arada bakar. Üç tane. Zor şartlarda çalışıyor. Oğlanları evlendirdim deme bu düşer bayılırım. Ah evlendirdim hepsi ev, bar sahibi oldu. Torunlarım var 7 tane hepsinden. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Paşa, bu arada Aziz hep manikür yapıyor fark ettiniz mi? Ama yapar. Katana şey gibi çıkmış orada etleri ya. Hayvan karnı doyurdu. Yani çok sever. Tırnak oynamayı çok sever gerçek. Tırnak oynamayı. Tabii tabii. Evet. Öğle yemeğini sağ olsun senin elinden çıkardı şu an. Buldun bir tane buldun. Sonunda buldun. Kuşmuş ama olsun. Olsun. Zaten ara. Arkadaş olsun ama. Kuştum işte kız. Anası oynuyor. Hep istemiştim bir kuşun olsun diye baksana evet, işte. Evet çok istemiştim. Kuş geldi paşa. Böyle rengarenk. Nerede arıyorsun, nerede buluyorsun kuşu yani. Bak görüyorsun yani böyle. Vallahi bak. Peki kaç yıllık evlisiniz? Hacı anne kaç yıllık evlisiniz? Ben 71'de evlendim. Oo. Amca? 43-44 yıllık evlisiniz. 44 yıllık. 23 yıl oldu. Evet. Vefat edildi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ne yaptın? Ondan sonra nasıl geçti Allah aşkına? Valla çocuklarımı büyüttürdüm. İşte çocuklarımı okutturdum. Büyüdüler, evlendiler, torun torba sahibi oldum, evlendirdim hepsini işte. Allah'a çok şükür. Oh iyi ya. Çok şükür Allah'a. Çok evet. Güzel. Evet. Arada bir özlüyor musun kız? Eşimi mi? Ha. Herhalde aklıma geliyor. 22. Evet. Yakışıklı mıydı kız? Çok yakışıklıydı. Bak resim var mı? Resim var mı kız? Resmi var ama şimdi nasıl burada göstereyim? Şey tamam. Belki yani, bir şey tamam. Yok göstereyim. Yani göstereyim de burada yanımda yok yani. Tamam buluruz onu bakarız birazdan. Bir şey soracağım. Hayat sizin için nasıl geçti mesela? Hani bugünüze baktığınız zaman eskiden mesela şunu da çok yapmak isterdim ama yapamadım dediğiniz bir şey var mı hayatınızda? Yok hiç yok. Çok her güzel, şey hayal ettiğiniz gibi güzel mi geçti hayatlar? Evet hayatta? Vallahi yani her şey yani hayatın cilvesi yani. Bunlar bir hayatta görülecek demek yatanca. Onun için ben her şeyi kabul ettim yani böyle ne demek hayatta böyle ne? Ay tabii ki olana şükür edeceğiz ama tabii, ne bileyim tabii. Ya sizin kafanızda yok. Gençken bir hayaliniz var mıydı mesela büyüyünce şöyle olmak istiyordum, şöyle bir hayat istiyordum deyip onun dışında şu anda farklı bir hayat mı yaşıyorsunuz? Evet mesela? Büyüyünce en çok benim hayalimdi yani benim de okuyup bir hemşire olmaktı hayalim ama babam okutmadı. Çok istemiştim. En büyük hayalim okumaktı yani. Niye okutmadı babanız? Köyde oturuyorduk o zaman mesela bundan ben şimdi 59 yaşındayım. 50 yıl önceki tabii ki. Tabii. Yani köyde okumak çok zordu. Hmm. Yani bir hemşire olacaksın, öğretmen olacaksın, başka şehirde gidip yatılı okullara da gidip kalman lazımdı. Hmm. O zaman babam o yüzden salmadı yani. O birazcık belki. Ukde kaldı çok brandı. Evet. Yani ben de onun için oğlum doktor oldu. Allah çok şükür. Ne güzel. Oğullarından gördünüz. Hemşire yaparız seni. Hemşire değil. Hemşire. 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 Hemşire olmak istiyor. Oğlum da gördüm Allah çok şükür. Şimdi hepsini. Ne güzel ama bak sen hemşire olmak istemişsin. Oğlun doktor olmuş. Evet doktor olmuş. Daha iyisi olmuş ya ne güzel. Evet Allah çok şükür. Peki komşularına soralım biraz. Sorun. Teyzemize. Sorun. Komşumuz çok iyidir. Ben komşumuzla çok memnunum. Ben buraya... Sevilmez mi? Baksana kuşlar bilmem ne geliyor. Doğrudur. Canını sıkıldı mı gelin. Aynen öyle. Canımız sıkıldıkça iniyoruz biz de yanına. Çağırıyoruz gel diye. Nerelisiniz hanımefendi? Gaziantep. Antep'in de mutfağı çok güzel. Evet. Çok... Bir şeyler yapaydın bari getireydin. Yaptım. Elin boş gelmeyeydin. Şimdi köfte yaptım. İyi hadi yiyeceğiz bakalım sofrada. Hadi o zaman diğer arkadaşlarımıza da şey yapalım. Ay uzanabilecek miyim kusura bak edelim, kuşum diyorum. Düşebilir elimden. Kuşçu. Masada sohbet edelim. Masada mı biraz edelim? Şöyle bir mekan kalkın. Değişikliği olsun. Vallahi evet. Haydi. Çok güzel bak. Ay evet, çok ya, güzel. Her evde böyle ayrı bir annem, şey bakar mısın? Annem sen ne güzel bir sofra hazırlamışsın. Harika sağ ol. Afiyet olsun sizin için. Hepsi sizin için. Hepsi bizim için. Hepimize afiyet olsun. Hepsi. Hadi bakalım. İçli köftelerimiz, pastamız, dolmalarımız, yaprak sarmalarımız, elmalı kurabiyelerimiz. Efendim ve tabii ki mantımız. Ama özel bir mantı var. Evet Trakya mantısı. Bu Kayseri mantısı değil bu Trakya mantısı. Nasıl yapıyorsun kız o mantıyı? Evet Trakya mantısı. Kandilli mantı bak onun adı. Hadi biraz yiyeyim. Kandilli mantı. Kandilli benzer o.
Yani bildiğimiz mantı gibi mi? Değil canım, değil, baksana. Değil, değil. Börek gibi bu biraz. Börek modeli dedim. Şeymalı soğanlı. Tamam. Bir de özel yani bir mantı. Marifetli. Bunun üstüne yoğurt dökülmüyor mu anneciğim? İşte şuradaki bir yoğurt yok muydu yoksa? Soka. Ben senin gibi yoğurt getir. Lütfen. Vallahi getir bacım. Bekliyorum. Getir annem. Hemen getir. Bunların hepsi ev yapımı değil mi? Hiçbir tanesi. Ev yapımı. Hiçbir tanesi. Marketten şarkıdan almış değil. Yok yok yok, hayır. Hepsi değil. Canım pardon. Bu elmalı kurabiye konuşuyor. Canım annemi yemedim ya. Ne? Ver kız, karneye mi bağlandı mantı? Ay sanki bol bol ver. Yani tadına. Bol bol ver. Daha nerede yiyeceğiz? Evet. Ay şu içli köfte de çok güzel gibi görünüyor. Çiğ köfte değil ya, içli köfte. İçli köfte işte. Çiğ köfte. Ver kız, kızarmış ver. Girdi mi tam günaha gidiyor. Bak şu kadar iyi. Şu ziyan olmasın, şu kadar iyi. Bunu yiyeyim. Güzel. Şöyle şöyle. Yoğurtlara bak, çok güzel. Bu yoğurdu sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Olamaz böyle bir şey. Biz adım yoğurt yemeyiz oğlum. Şeyden mi geliyor? Sütçümüz geliyor, kapıya sütümüzü getiriyor. Mayalıyorum ben, pişirip mayalıyorum. Ayşe ağzına çeker de bana, yemiyorum. Biz hazır yoğurt yemiyoruz. O mahalle... Şekerli mi bu yoğurt? Hayır, 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 hayır. Hiçbir çok şeker gibi. Ama işte ev yoğurdu böyle olur. Evet, köy yoğurdu. Köy bizde de evde yani. Dışarıdan yoğurt alamaz. Mayası neden getirdiniz? Harika. Doğal yoğurt yani. Harika. Ablacığım ne olur yiyin ya. Sizin işiniz ne iş yapıyor? Makine mühendisiyim. Makine mühendisi. Siz nasıl tanıştınız? Kısırt kavursana bir şey kaldı. Lisede. Bir saniye, önemli bir hikaye var. Bir gülücük geldi oradan. Annesine öyle bir baktı ki. Evet. Bir saniye. Ha bilmiyorsunuz yani. Bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir an. Nasıl tanıştınız dedim. Ay Azize, bir dinle, bir boğulacağım, bir dinle. Nasıl tanıştınız dedim. Teyze dedi ki ben de bir öğreneyim dedi, bir dakika. Evet, buyurun. Arkası yarın. Kaç yıl oldu? Ben 20 yıllık evliyim. Ama 28 yıl. Ne, 18 yılı bilmiyor galiba anne. Babası 8 yıl çıkmışlar herhalde. Ben babası öldüğü gece öğrendim yani. O yanında geldi. Tabii. Arkadaşı yanında geldi. O benim en iyi arkadaşımdı. Evet. Sonra aşkım oldu. Şey mi? Eşim oldu. Lisede mi? Lisede sıra arkadaşımdı. Kız tüylerim dikenli. Ne güzel bir şey ya. Evet. Tüylerim dikenli. Yani demek ki onun... Ama babam sağ olsaydı vermezdi. Neden? Memleketlerimiz tutmuyor çünkü. Nereli? Adanalı. Ne olsun. Eşim Adanalı. İlla Edirne niye mi verecek yani? Ne bileyim. Öyle mi? Saplantıları var. Aa. Evet. Aa ben kaçardım ona. Kısmet bak. Ne? Aferin. Can. Anam gitti kıyafetin. Kız sus, boş ver. Aşk var burada. Aa ne kadar. Helal olsun kız. Kaçardım yani. Peki nasıl annene o gece, baban rahmetli olduğu gece herhalde geldi acınızı evet, paylaşmak için. Evet herhalde. Evet. Yani yardım isteyecek hiç kimse yoktu o gece. Yani çok ani bir olay yaşadık. Onlara en yakın hastanedeydi. Yani onların evine yakın bir hastanedeydi. Aklımıza ilk o geldi. Aslında ve babam benim ölmeden birkaç dakika önce kendisini gördü ama kim olduğunu bilmedi. Aa, öyle de kısmet olmuş. Evet. Gördü gene. Evet, gördü ama kim olduğunu bilerek görmedi. Peki anneye ne dedim? Benim erkek arkadaşım mı aslında? O gece, o gece babama kan alınması gerekiyordu. Gece saat 12 civarlarında benim tek başıma kan almaya gitmem imkansızdı oradan. Anneme söyledim yani böyle böyle bir arkadaşım var ve buraya çok yakın. Hani çağırayım istersen. Ay tabii yılan, denize düşen yılanı sarı gelsin kızım tabii dedi gelsin hemen. Tabii gelsin dedi. Evet. Nasıl peki, damatla memnun musun? Çok memnunum. Allah razı olsun. Çok memnunum, evet. Kız damatlar peki, iyi oluyor. Peki bir şey soracağım. Gerçekten babası hayatta olsaydı. Tabii her şey kısmet ama. Evet. Tabii babası hayatta olsaydı. Kızın kaçsaydı ne yapardın? Ben barışırdım. Ben hatta kızımı ben bir kaçırırdım. Babası da barışırdı. Ne yapıyorsun? Ay ne yarışacağız bugün? Bugün pimpon. Pimpon topu. Sektirme. Şey burunla. Bardağında şey bardağında oradan bak. O bardağını alıp oradan onu çevirip öyle altından içine sokuyorsun. Ha o şey. Ha anladım. Anladım. Tamam tamam. Tersinden kim tutup yarışacak? İçine sokuyorsun. Anladın mı kız? Anla doğru. Ya, anladınız bence... ya. Biliyorlar hayatım, yarışmayı izlediler herhalde. Evet, tersinden. Evet. İzliyoruz şekerim. Koyacaksın. Çevireceksin, içine koyacaksın. Bence Hediye yarısın. Kim? Hediye yarısın. Hediye. Hediye yarısın. Yes, anne yarışan mı? Fark etmez. Benim yok, ay, anama kıyamam ha. E tamam, siz yarışın. Sen yarış. İkiniz yarış Hediye abla. Sen yarış kız. Olur mu? Daha ikimiz yarışalım. Hediye ile ikimiz yarışalım. Sen yarışma. Sen her şeyi ya. Sen yarışma. Hediye ile kaçan yarışın. Abla yarışın. Kaçan abla yarışın. Peki tamam. Hadi bakalım o zaman. Hadi.
Bir dakika. Dur kız. Yok yani kayıt açık, kayıt için düşündük. O kayıt için. Yani şu zaten siz biliyorsunuz. Hemen başlıyoruz o zaman. 3, 2, 1 dakika başlıyor. Başla. Ooo. Sen orayı say. Ben burayı sayıyorum. 2. 2. Vallahi 2. Hadi kız. 3. Dedik. O yüzden. Anne merhaba. Sizin mi? Sizin benim anneyim takayım. Anneye takalım. Size takayım, siz anneye takarsınız. Gel hocam, gel. Olsun olsun. Tamam. Gel anneciğim. Hadi bakalım hep beraber yan yana gelelim. Ağzına sağlık. TR'den ve uygulamadan Mayıs ayını okuyabilirsiniz. Güzel bir Mayıs sizi bekliyor, merak etmeyin. Hadi harikasın. İnşallah. Efendim modellik okulunuz öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Başvurmak isteyenler nereye başvuracaklar? Kom.tr'den başvurabilirler. Bir de bizim Instagram hesaplarımız, Facebook hesaplarımız da zaten bilgi kısmında var. Bulabilirler. Başvurularını bekliyoruz. 10 Mayıs'ta başlıyoruz. Harika olacak. Seni de bekliyoruz, unutma. Bir de aynı zamanda sadece bayanlar değil, erkekleri de bekliyoruz efendim. Erkeklere de eğitimler veriyoruz. Şenol İpek de yine eğitim veren arkadaşlarımızdan biri. O zaman ne diyoruz? Hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Teşekkürler. Aynı şekilde sizlere de aynı dileklerinizi iletiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.